Polonya hatırlayacaksınız Polonya'ya e, nükleer e, başlık düşmüştü. Nükleer başlık değil, e, füze başlığı düşmüştü. Polonya ortalığı ayağa kaldırmış. Zelenski işte görüyor musun nihayetinde Rusya Polonya'da saldırdı. Burada ne olacak? Beşinci madde devreye girecek. NATO'nun e, bir üyeye yönelik saldırı e, bütün ittifak üyelerine yapılmış e, kabul edilir ve topyekün cevap verilir deyim. NATO Rusya savaşı başlatmak için ama sonradan Amerika Birleşik Devletleri'de Biden'da demişti ki Hayır Zelenski'nin dediği gibi değil. Nihayet de bu bir e, Ukrayna hava savunma sisteminin e, parçasının düşmüş olması. Şimdi Polonya şu bu şekilde sürekli devrede e, ve bir iddiası vardı Putin'in. Diyor ki yani Polonya e, ikiye bölmeye çalışıyor Ukrayna'yı ve e, Ukrayna'nın bir bölümünü ilhak etmeye çalışıyor. Onu almaya çalışıyor. Ya aklını başına değiştirsin deyip bir Stalin hatırlatması yapmıştı. Yani orada e, yani Nazi Almanya'sının, Hitler'in işgaline gönderip bir Stalin hatırlatması yapmıştı. Ee, son olarak bir hatırlatma da Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'dan geldi. Ya, kaşınmasın diyor. Yani bir anlamda Polonya ve Wagner bu paralı asker Putin'e kalkışma gerçekleştiren e, Wagner'i zor tutuyorum mesajı verdi. Nasıl bakalım? Polonya'nın batı bölgeleri Stalin'in Polonyalılara hediyesiydi. Varşova'daki arkadaşlarımız bunu unuttu mu? Biz onlara hatırlatırız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu sözlerle Polonya'ya mesaj yollamıştı. Bu kez gözda niteliğindeki açıklama Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'dan geldi. Wagner güçleri Varşova ve Jeşova bir geziye çıkalım diyorlar. Putin ve Lukashenko, Rusya'yı sarsan Wagner isyanından bu yana ilk kez yüz yüze görüştü. St. Petersburg'da buluşan iki liderin gündeminde silahlı ayaklanma sonrası Rusya'dan ayrılarak Belarus'a konuşlanan özel askerlik şirketi Wagner vardı. Lukashenko, Wagner üyelerinin batıya gitmek istediğini belirterek hem Polonya'nın başkenti Varşova'ya hem de ülkenin en önemli askeri merkezi Ceşova işaret etti. Wagner güçleri bizi rahatsız etmeye başladı. Batıya gitmek istiyorlar. Bize izin verin diyorlar. Onlara neden batıya gitmek istiyorsunuz diye sordum. Varşova ve Ceşova bir geziye çıkalım diyorlar. Lukashenko, Putin'le yaptıkları anlaşmaya uygun şekilde Wagner savaşçılarını Belarus'ta tutmaya devam ettiklerini söyledi. Polonya'nın Belarus'a saldırı hazırlığı yaptığını ileri süren Lukashenko, Putin'e harita gösterdi, saldırı planı iddialarını anlattı. Belarus'taki Wagner askerleri Polonya sınırına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta. Paralı askerler burada Belarus özel kuvvetlerine eğitim veriyor. Sınır hattında yaşayan Polonyalılar artık silah ve helikopter seslerini yoğun şekilde duyduklarını söylüyor. Olası tehditlere karşı harekete geçen Polonya Güvenlik Komitesi, ülkenin doğu sınırına birlik sevk etme kararı aldı. Temmuz başında sınır hattına ek bin asker ve 500 polis gücü konuşlandırılacağı duyuruldu. Rusya'daki Wagner askerleri 23 Haziran'da silahlı isyan başlatıp Moskova'ya doğru yürüyüşe geçmişti. İsyan Kremlin'le Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin arasında varılan anlaşmayla sona erdi. Anlaşmaya Belarus Devlet Başkanı Lukashenko ara buluculuk etti. Prigojin'in Wagner askerleriyle birlikte Belarus'a gitmesi kararlaştırıldı. Askerler Belarus'taki kamplara yerleştirildi. Şimdi e, Kerç Köprüsü'ne ikinci saldırıdan sonra ne dedi Putin? Bunu tahıl koridorunu kullanarak düzenledi Ukrayna. Hop ben tahıl koridorunu artık kaldırıyorum. Ve ondan sonra da Odessa'yı vurdu. Odessa'yı vurduktan sonra da e, İHA'larla Moskova'ya bir kez daha vurulduğu söyleniyor. Şimdi bu başka bir mesele ama gelelim şu Wagner olayına. Wagner, Özgür Paşa'mla konuşuyorduk. O soruyu bir ekrana taşıyalım. Wagner... Ee, Rus paralı asker grubu ee, ama şu anda Belarus'ta. Rusya tarafından, Putin tarafından tamamen saf dışı edildi. Yani siz bizden değilsiniz dedi. Eğer bizden olanınız varsa gelin orduyla sözleşme imzalayın dedi. Yani baktığı zaman Putin herhangi bir Wagner hareketinde tanımam etmem diyecek yani. Wagner'in Belarus'tan olası Ukrayna saldırısı geliyordu. Kimin kabul edilecek ve bu e, yani Rusya'nın saldırısıdır deyip Rus e, NATO savaşını başlatacak mı? Erdoğan Paşa'm ne dersiniz? E, yok gene e, bir şekilde e, yani o zaman e, Beyaz Rusya'dan, e, Belarus'tan e, bir taarruz e, yine aynı şekilde e, bir e, yani NATO savaşı olacak bir durum yok. Yani, yok. Ee, Rusya ile doğrudan bir çatışma söz konusu değil. Sor, Bakın değil. bir de e, şunu özellikle söyleyeyim. Yani Polonya savaşı çok hazır. Ben yani Polonya'da bulundum. Yakın zaman için söylüyorum. E, Polonya oldukça savaşa hazır bir ülke. Öyle yok e, Wagner e, Varşova'ya doğru dolaşıverirmiş. Yok bilmem işte Rezov mudur nedir oraya doğru dolaşıverirmiş. O da e, Varşova'nın güneydoğusunda... ...öyle oralara pek dolaşacak <laughs> olay söz konusu olmaz. O zaman işte NATO devreye girer ve Belarus belki ortadan kalkar. Bakın söylüyorum Rusya ile savaş olmaz ama Belarus ortadan kalkar. Yani Belarus'u ben efendim koruyorum falan konusu da söz konusu olamayabilir Rusya için. Zaten işte satışmaya devam ediyor. Ha, onu bilemem yani taktik nükleer falan konusuna bir şey diyemem. Ama e, benim söylemek istediğim şu, eğer Polonya'ya bir saldırı vuku bulursa e, Belarus'un hayatiyeti tehlikeye girer. Zaten sarılmış vaziyette e, Belarus, e, Rusya ona yeterli yardımda bulunamaz. O zaman Polonya e, Belarus'a mukabele eder, Erdoğan Paşa'm doğru mu anlıyorum? Evet, Polonya Belarus'a mukabele efendim. eder. Evet, tabii ki. Ama yani o zaman işte NATO, Wagner... yani NATO demeyecek mi sen e, benim Polonya işte şey de Belarus, Rusya değil de Belarus. Yani bir müttefikime saldırdın. O zaman e, ben de 5. maddeyi harekete geçiriyorum deyip Belarus'a girse, e, Rusya ne yapacak? Putin de durmaz herhalde. Yani bu bir e, e işte kıyamet senaryosu söylemek değil mi? istiyorum. Yani şimdi tabii ki yani Wagner filan ileriye sürüp de herhangi bir şey yapabileceği yok. Belarus'un söylüyorum, Polonya ordusu çok hazır konumda. Ben e, Polonya'ya malumunuz bu e, Efendim NATO devletleri toplantısına gittiğim için biliyorum. Yani ben e, işte malumunuz emekli subaylar derneği genel başkanı olarak aynı zamanda benim İhtiyat kuvvetleri komutanlığı temsilcisiyim. O yüzden NATO devletlerinin tamamını e, dolaşıyoruz ve biliyoruz oradaki askeri tesislerle ilgili bilgi ediniyoruz. E, ve Polonya ordusu oldukça iyi hazırlıklı çünkü e, dediğim gibi Ruslardan fevkalade yüksek noktada çekiniyorlar ona göre hazırlanıyorlar. E, eğer böyle bir e, işte Belarus e, işte başkanı e, cumhurbaşkanı e, her ne ise ağzından böyle laflar ediyor. E, yani bu dünya barışı için aslında çok büyük tehlike e, Wagner'in senin bakın burada Ukrayna ile başa çıkamadı. Nerede Polonya ile başa çıkacakmış da böyle işte bakın bunlar neye benziyor zamanında 1967 savaşında malumunuz Mısır Suriye Ürdün ne dediler Libya hep beraber Tel Aviv'de buluşalım 5 çayında Tel Aviv'de olalım nerede oldular yani işte onu söylemek istiyorum bu konularda ağzının çıkanının kulağını Tabii. evet evet ihtiyatlı davranmanız lazım.